Annyeong. Kız buldum. Zaten vardım. Şuraya yani. Yeni geldim. Ama tamam. Tam kamera arkasında tam da vardım yani. Yani benim... Bu kız İlayda. İlayda, evet. Okuyor. Kada. Okuyorum. İlayda şey, İlayda'yı şeyde falan görmüşsünüzdür. Korece kampı videosunda kameraman mola. Çoraplarımı da. Çoraplarımı da. Ondan sonra acaba şeyde görmüşsünüzdür. K-Dream Festival'de görmüşsünüzdür. Videosunda. Ondan sonra acaba başka nerede görmüşsünüzdür? Arada çıkıyor böyle. Görmüş, arada çıkıyor bu. Arada sırada çıkıyor. Evet. En çok Korece kampı videolarında görmüşsünüzdür. Zaten biz de orada tanıştık. Evet. Ama bu sonuncusunda değil. Ondan öncesinde, ikinde. İki yaz önce işte. Geçen yaz değil, ondan önceki yani yaz. Yani son video değil, ondan önceki video değil, ondan önce. Yok lan, kış yazın, değil. Yazın tanıştık, kış değil. Bir dakika, zaten son geçen olmadı. kış olmadı. Evet. Yani... Yani... Geç son koyduğum yazınki video Korece kampı videosu değil, ondan önceki yazınki Korece evet. kampı videosunda biz o zaman farklı sınıftaydık. Evet. Ben yeni başlamıştım. Yani İlayda'yı orada şeyde görebilirsiniz. En son böyle biz görevlerimizi yaparken böyle bir grup şarkı söylediler böyle sevimli. Orada rakamlardan biriydi. Kaçıncıydım hatırlamıyorum. Ama saçlarım kısaydı. Ama iki tane birden söylüyordu. 6-7 mi? 7-8 mi? Neyle? Şey. Çok saçma zaten şu an bu detayları evet. konuşuyor olmamız aslında. Dönüm mavili bir etek, elbise bir şey. Neyse. Ondan sonra acıma. Sonra şeyde, o zaman böyle tanışıyorduk hani. Sonra şeyde Tömer. Kankaya bağladık. Tömer'de, Sejong'da, Korece kursunda. Aynı şeydeyiz. Kur. Kur hala da öyleyiz. Devam. Bir yılı geçiyor hatta. Aynen. Temel 1'den başladık. Şu an kaçıncı kurdayız tartışmasına geldik. Orta 2-1. Orta 2-1. Evet. Yani 2 kur kaldı. Hayır. Bu bittikten sonra bir kur kalıyor. Bu bittikten sonra bir kurumuz kalıyor. Bayağıdır beraberiz falan. Böyle şey olduk biz. Abla kardeş olduk. Evlatlık alındım. Ama hangimiz abla hangimiz kardeş mi bazen şey olabiliyor. Tabii. Maddi konularda her zaman ben ablayım. Kore kültürü bizi, yani beni en azından bu açıdan kötü etkiledi. Batmak üzere kendisi. Ya, ya, fedasın. Arada o da şey yapıyor şimdi, şey yapmıyor. Öyle. Ondan sonra cime, bir de sonra ben düşündüm. Şimdi bazen ben tek başıma yapamıyorum her şeyi bu blog konusunda. Ne bileyim, bir yere gidince kamerayı tutacak biri gerekiyor, bir şey oluyor, kameraya bakacak biri gerekiyor falan. Gizem varken Gizem'le hallediyorduk bir şekilde. O yüzden böyle İlayda böyle istem dışı, istemeden de olsa böyle şey oldu böyle. Ufak ufak İlayda şunu tutsana, İlayda şunu bir çeksene diye. Ondan sonra otomatiğe bağladı. Artık kendi geziyordu yani kamerayla. Sen git ben çekiyorum. Ondan sonra da geçen gün de çok geç oldu bu ama düştü jeton bende. Dedim ki oğlum dedim. Niye sen de video yapmıyorsun biz dedim. Ben de dedim ki uzun zamandır bu teklifini bekliyordum zaten. Hemen dahil oldum. Deyince ben böyle bir kıllandım. Dedim ki acaba beni kullanılıyor mu? Neyse. Şeyi de biliyorsunuz zaten. Yani reaction, Gizem gittikten sonra reaction yaparken yani şey oluyordum böyle kendi kendine. Hani böyle sürekli bir S var. Hani. Kimse bir şey demiyor ki ne konuşacağım ben kendi kendime şeyi. İlayda'yla o açığı kapatmayı planlıyorum. O yüzden İlayda'yı aslında ben kullanıyorum. Bunu şu anda itiraf ettim. İlayda'yla enerjimiz iyi. Henüz 1-2 yıldır tanışmamıza rağmen çok saçma bir hızda samimiyet kazandık. Tabii ki bir gizem değil. Tabii ki olamam. Yani arada bir 10 yıl kadar fark var çünkü. Ama yani 10 yıl derken yaş olarak değil, tanışma süresi olarak. Gerçi yaş olarak da bir
8. Çok. Şimdi bir 8 yaş var. Tabii. İlayda için güzel bir şey tabi bu. Daha cıbıl bir genç kız. Ve burada evlilik yaşına gelmiş, hatta geçmekte olan... Evde kalmış sene. Evde kalmış ama hareketleri hala bir ergen olduğu için koca bulamayan... Senem olduğum için iyi anlaşıyoruz. Neyse, ne benim davranım aramızda 9 yaş fark var. Ne diyor? Olur böyle şeyler. Evet. Bu. İlayda bu. Evet. Bu kadar. Öyle. Şimdi bu video niye var? Çünkü bundan sonra İlayda videolarda olabileceğinden ötürü. Bilin istedim. Tanışma videosu. Tanışma. Geyik. Geyik videosu. Ne yaptın? Ne? Ne yapıyorsun sen? Ne yapayım? Ben okuyorum işte. Üniversite sınavına falan hazırlanıyorum. Hı. 15 Mart'ta. Öyle. Sınav. Evet, 15 Mart. Umurumda mı? Yok. Jay Sunny. Eydi. Jay Sunny. Eydi. Şimdi Eydi'yi de seviyorum ama Jay ile Sunny söz konusu olunca. O bir yerde. Başka bir şey oluyor. Bir de iki tane hip hop'un yanında böyle pop. Bu gerçi soul, blues. Bir ses olarak şey yaptığımız da sesi güzel. Sonuçta kadın. Fazla ilgimi çekmiyor açtı. Her ne kadar çok sevsem de kendisini ama sonuçta bir Jay değil, bir Sunny hiç değil. Yani ya da tam tersi. Bir Sunny değil, bir Jay hiç işte değil. Tam ben o iki ayrımı yapamıyorum ama Jay değil. Yani Sunny de değil. Öyle. Sunny'ye çok heyecanlandım. J'den ziyade. Çok saçma. Ben de farkındayım ama. J video atsaydı daha fena olurdun ama. Evet. Sonuçta Sunny de öyle olduysa. Ama J'de sonuçta hamile olduğu fotoğrafı attı yani. İşsiz ya. Ya onu bastırıp konserde açmak istiyorum ya. Göstersene diye böyle. Onu yapacağım ya. Unutmazsam ve üşenmezsem onu yanımda taşımaya. Onu gerçekten yani o fotoğrafı şöyle bir A3'e falan bastırıp böyle altına da show it to me baby falan yazmayı düşünüyorum böyle. Evet. C'ye neden ben çok heyecan... C'ye değil sanki. Sunny. Şimdi biliyorsunuz ben C'ye manyağıyım. Şimdi o bir gerçek. Şimdi orada bir anlaşalım. Tabii. Ama Sunny'ye çok heyecanlandım. Şu anda da hala Sunny'ye çok heyecanlandım. Neden? Çünkü hep şey diye düşünüyordum hani mutlaka bir gün Jay'in konserine giderim. Hani Jay'in bir yerlere gitmesi daha sık gerçekleşiyor. Hani buraya gelme ihtimali zaten var veya olmadı ben gittiğimde hani gitmek istediğim konserler arasında falan. Ama Sunny gelince ulan Sunny ne alaka hani falan oldum hani. Daha Kore'de doğru düzgün tanınamaz. Yani evet yani okey hani tanınıyor tabii tamam, ki ama tamam. Hani böyle Jay idol hani. Tabii. Katak hani böyle popülerite açısından falan. Gerçi JYP de ayrıldıktan sonra uçtu gitti. Çünkü neden? JYP hala kendine promosyon çalışmaları yapmaya çalıştığından dolayı olabilir. Neyse. Hala bro. Bu arada iki tane JYP'nin bir araya gelmesi de iki tane eski JYP'linin. Acaba konuşuyorlar mı? Değil mi? Ya? Çok mantıklı. Acaba konuşuyorlar mı? Ne yaptın sen? Nasıl ayrıldın falan? Kanka sorma ya. Hayır, biri iyi ayrıldı, biri hala JYP yazdı, biri hala JYP'yi destekliyor. Bir tanesinin ne olduğunu kimse bilmiyor falan. Çok saçma bir ikili bir arada. Neyse. Acaba beraber sahneye çıkarlar mı? Çıkarlar ya. Hoplarlar, zıplarlar falan. Ay çok iyi ki. Değil mi? Ve eğilecekler falan. Atlarım ki. Bayılırım. Yani... Bayılırsak izleyemeyiz. Ay. Önce izleyelim sonra bayılırız. Haytaş'tan falan. Haytaş'ta elleri ve üstüne doğru şöyle zıplayarak. O hareketi yapmayalım mıydı yalnız? Bazına kaptırdı. Jay kalbime dokundu şu an. Öyle. Ah inşallah alacağız biletlerimizi. Pazartesi. Şu an cumartesi. Pazartesi. Alacağız inşallah. İnşallah. VIP alıyoruz. İnşallah.
gökten para yağarsa alıyoruz yani. Haytaç. Sahneye yapışacağım. Yani. Şimdi haytaç dediklerinde hay deyip pşşt mi yapıyoruz? Böyle geçiriyorlar seni böyle ellerle. Böyle tüp 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 tüp. Abi o ne ya? Ben şey olurum. Tüp tüp tüp. Bırakmayacağım lan diyeyim. Fatma anlatmıştı zaten. Ya, VIP Fatma anlatmıştı. Konserinde. Bizim bir arkadaş Amerika'ya gitti. Almanya'ya VIP konserine gitti de. O anlatmıştı. Öyle geçip gidiyorsun yani. Durursan... Çok saçma. Ben utanırım lan. O ne lan? Fangirl gibi diyeceğim ama fangirl'üm zaten. Ne gidiyor falan. Jay ne yaptı? Yıkamayacağım. Falan diyorum ben. Bunu da biraz elle. Ha? Falan diyorum. Biraz şuradan şöyle. Oo diyorum. Neyse öyle işte. Gaza geldiler. Ve sadece gaza geldiklerini aldılar büyük bir ihtimalle. Neyse böyle işte. Tabii. Başka. Ha, ben yoktum. Ya. Neden? Şimdi yılbaşından önce hakikaten çok yoğundum. Onu biliyorsunuz zaten. Şahıs eseri benim sınavlarım, finallerim yılbaşından önce bitti. Yani yılbaşından önce dediğim 29'unda mı 30'unda mı ne bitti? Hı hı. Bir tane sınavına girmeyi unuttum ben. İngilizce. İngilizce sınavına girmeyi unuttum. Çünkü ben normalde İngilizce dersine girmiyorum. Sadece İngilizce dersini alıyorum. Bizim okulun yani okulun değil de bizim dönemin İngilizce seviyesi benimkinden düşük olduğu için falan dermişim. Benimkinden düşük olduğu için hani çok sıkıcı oluyordu dersler. Bir kere girdim dersi. Daha önce de dersine girmediğim bir hocaydı. Hani o da benim İngilizce bildiğimi görünce tam senin hani senin gibi öğrencilere biz tolerans gösteriyoruz. Sadece sınavlara girsen olur dedi bana. O yüzden ben derse girmiyordum. O yüzden tamamen aklımdan çıktı. Bir de yabancı dil 1, 2, 3, 4 falan diye gidiyor. Hı hı. Ben kaç olduğum bilmiyorum. Çünkü alttan alıyorum. Neden? Çünkü geçen sene alamamıştım derslerim çakışıyor diye. O yüzden alttan alıyordum falan. Hepsi birbirine girdi o yüzden. Aynı hocanın da 2 tane İngilizce dersi varmış. O yüzden de 2 tane sınav var otomatikman. Ben hocanın isminden sınav gününü çıkartırım diye düşünüp onun öbür sınavına sandım. Oysa ki ondan önceymiş benim sınavım. Neyse Allah'tan bütünlemesi vardı. Bütünlemesine girdim. O da 20 küsür Ocak'taydı. Tam bilmiyorum. Hatırlamıyorum. 16 küsür. Ya da 18 demiş. Hayır hayır. O normal sınav. Hayır. O, da o ne lan? Neyse. 21 mi? 22'sinde miydi? Neydi? Öyle bir şeydi. Evet evet öyleydi. Neyse. Yıl baş bir de biliyorsunuz şeyden Sena Manyong Chingu TR'yi Facebook'tan eklemiş olanlar biliyor. Ben sürekli bir hastayım zaten. Bu kış ne oldu bilmiyorum ama muhtemelen hani doğru düzgün uyuyamamaktan dinlenememekten kaynaklı bir şey. Bünye zayıf düşünce sürekli bir hastalık, sürekli bir yatak. Böyle ama hani normalde ben kışın en fazla hani böyle ufak ufak nezleler, hafif gribe döner, ben hemen kurtarırım falan. Bir kere çok ağır hasta olurum her kış. Hani onda da bir hafta yatarım, bir daha da olmam hasta. Hani daha kış başlamadan ben 5-6 defa yataklık oldum. Bir de ufak bir sorunum vardı benim. Onunla ilgili minik bir operasyon geçirmem gerekiyor. Ama hastayım diye olamıyorum. Çünkü antibiyotik alacak kadar kötüyüm falan. Hani yataktan kalkamıyorum, kolum kalkmıyor, sesim çıkmıyor falan. Sürekli hastayım yani. Tam iyileştim diyorum, okula bir gidiyorum, bir daha hasta oluyorum falan. Böyle saçma bir durum. O yüzden yılbaşından sonra işte ocağın ortasında falan oldum ameliyatı. Hani 2 hafta falan evdeydim hiç hastalanmayayım diye. Zaten hastaydım, iyileştim falan filan. Ameliyat olup olmayacağımı da bilmiyordum. Acaba doktora iyileştim diyecek mi? Testten normal çıkacak mı falan filan. Neyse sorun çıkmadı. Ben ameliyatı oldum falan filan. Ondan sonra da o yüzden yoktum iyileşme sürecinde. Çünkü hani açık bir ameliyattı. İşte dikiş, mikiş, ağrı, sızı falan filan. Ne olduğunu sormayın. Ufak bir şey önemli değil. Ondan sonra yani aradan çıkması gereken bir şeydi. Şimdi yeni
Hani bir haftadır falan normal insan gibi davranabiliyorum. Otobüse binmeye başladım. Evet, otobüse binmeye başladım falan filan. Çünkü hani şey, hani ama mesela otobüse binmeye başladı dedim mesela. Ben normalde her gün çift katlı otobüse biniyorum. Hani tek katlı. Çok nadir ayakta kaldığım zamanlar oluyor. O da dönerken oluyor, giderken değil. Biz dönerken de iş çıkış saatine denk gelirsem oluyor ki denk gelmiyorum çoğunlukla o saate. Öyle binebiliyorum ve yanıma kimsenin oturmaması gerekiyor falan filan. Çünkü hani biri en ufak bir hani temasta bulununca böyle canım yanıyor falan. Öyle bir saçma bir durum. Hani ufak ufak bir de ne bileyim otobüs sallanınca falan böyle rahatsız oluyorum vesaire. İşte zaten uyuyamıyorum doğru düzgün ağrılardan. Saçma sapan neyse bir haftada şu an hani gördüğünüz gibi otobok her şeyi yapabiliyorum yani. Hemen hemen hala dikişlerimin yaraları duruyor falan filan. Onun dışında bir şey yok. Yani o yüzden yoktum. O yüzden her şey ertelendi işte. Biliyorsunuz her yıl işte o yılın en iyileri videosu yapıyoruz. Hemen yılbaşından sonra yapıyoruz falan filan. Şimdi oldu Şubat hala bir video yok. Falan neden? İşte bu yüzden. Hem hastaydım hem ameliyat falan filan ama gelecek. Yakında geliyor. O yüzden artık ufak ufak başlarım. Bir de bu dönem ders programım da biraz müsait gibi gözüküyor. Gerçi müsait olsa da boş zamanlarımda da çalışmam gereken durumlar çok olacak. Çünkü bitirme projem var bildiğiniz gibi. Bu arada 22 Mayıs galiba. Tam emin değilim ama 22, yani en azından Mayıs'ta onu biliyorum. Mayıs'ta bitirme programım var. Oyun. Hepiniz bekliyorum. Ben zaten onu şey yaparım size. Söylerim. Uzun bir süre muhtemelen herhalde bir daha sahneye çıkamam gibime geliyor. O yüzden son sahnem olabilir. Gelmenizi tavsiye ederim. Güzel bir oyun. Vahşet Tanrısı diye iki karı koca çift bir tanesinin karısını oynadım. Kocayı oynadım. Karısını oynadım. Aslında Molière oynayacaktı ama oynadım. Neyse. Neyse. Böyle. Bu kız da okuyor işte. Oluyorum ben ya. Oluyorum ben ya. Peki İlayda. Seni biraz tak. Bir dakika. Peki İlayda. Seni biraz tanıyalım. K-pop ile yok olmadı. Kore ile ne zaman, ne şekilde ve ne için tanıştınız? Şimdi... Teşekkür ederim. 3 sene önce falan tanıştım yani. Kaç dedin? 3. Yani öyle çok eski şeylerden falan değilim. Öyle dizi, müzik falan. Sonra... İlk dizin hangisiydi? Boys Over Flowers olabilir. Her zamanki gibi, herkesin olduğu gibi, çoğunluğun olduğu gibi. Tabii. İlk K-pop'un kimdi? Big Bang. Hangi şarkısıdır? Hatırlıyor musun? Monsters mı? Monster. Oha bayağı yeni lan bu. Yani bunu niye kendime de tutuyorsun? Bayağı yeni. Evet. Peki, hangi grubun fanisin? Ben... Bangtan Boys. Bayısın kimidir? J-Hope! J-Hope! O videoyu biliyor musunuz? Bir tane şey açık havada bir yerde konser olsa ya da. Ya fan meeting'de bir tane kız nasıl? Yırtınarak J-Hope! Yırtıyor. J-Hope değil mi? J-Hope şey oluyor. Çok iyi ya. Çok tatlı. İşte o İlayda'nın ruh eşi falan. Evet. Ama başka? Başka? Kore'yi niye seversin? Ha, ne bileyim öyle güzel, hoş yani. İlayda çok boş bir insan gördüğünüz gibi. Öyle yani ne bileyim. Yakışıklılar. Hiçbirimizin Kore'yi sevme nedeni olarak itiraf edemediğimiz. Ya kültürleri hoşuma gidiyor işte. Müzikleri çok kaliteli, melodik falan diye bahaneler. Ama yani yakışıklılar da şimdi diye. Üçüncü veya dördüncü sırada söylediğim şey ilk sırada söyleyerek bizden samimiyet ödülünü kazandı. Kendini akışıyor bir de. Ay, egoist bir de egoist. Evet.
kiminle evlenmek istiyor? Ya evlenmek istemiyorum. Kiminle evlilik hayatı yaşamak? Ya istemiyorum. Bir tek J-Hope mu? Yani şimdi... Yani senin J-Hope benim Chanson mu yani? Evet. Bayağı o derece. Bayağı takım yani. Yani başka biri onun mertebesine ulaşamaz mı? Yok, henüz değil. Belki o... Belki diyorsa olmamış. Yani çünkü şimdi... Chanson bir tane çünkü. Tamam ama yani şimdi J-Hope biraz saf görünümlü bir çocuk. Yani bana olmaz. Yani bana o tünelli münelli çocuğu... Tünelli münelli... Kimdi o? Nereden? Neydi? Boys Republic'ten. Ha, Boys Republic'te tünelli bir tane. Sonucu. Yani tünel dediğimiz bu... Genişletme kulak deneyi var. Of, ilk defa gördük K-pop'ta öyle birini. Hemen zaten dibimiz düştü. Ama sadece adını bilmeyecek kadar düştü. Yani çok benim çok düşmedi. Onu biraz daha düştü. Evet. Yani... Bir rasta olarak Zico, iki tünel, gittikçe zaten dövmeledim mi Jay? Hani tamam, seneler önce. Tabii. Ay Jay geliyor. Konserde doğumu bekliyoruz artık. Değil mi? Doğdun mu? Diye Jay çıkıyor bir tane daha. Oyuncak bebekle gittim, senin bebeğini doğurdun. Benim bebeğimi doğurdun aha burada mıyım? Çok iyi. Tamam. İçeceğim mi? Ice tea şişesi? Evet ama içinde su var. Olamaz mı? Aa kaçın beğenmedik de. Biz derste de böyle işte. Yan yana oturuyoruz. İleride su getiriyor. Ben onu içiyorum. Tabii. Yoğurt yiyoruz sonra. Yoğurt giyiyoruz. Ya perşembe, salı perşembe bizim Korece kursları. Ve geçen dönem de öyleydi. Bu dönem daha kötü. Geçen dönem sabah 9 12.45 ya 12.45 ama 12 gibi falan bitiriyordum. Blok yapıyordu çünkü ara vermeden. Bir dersim vardı. Sonra boşu ve 6'da Korece dersi ama işte 5'te çıkarsam geç kalıyorum. 4-4.15 gibi falan çıkmam lazım ki trafiğe kalmayayım. Ama o zaman da çıkarsam erken gidiyorum falan. Böyle saçma bir gün. Ve arada 4 saat, 5 saatim falan boş. Şimdi eve gitsem çok saçma çünkü hani çok uzak. Hani mesela 4 saat boşluğum olsa 2,5 saatim yolda geçmiş olacak. Yarım saatte otobüs beklesen, yürüsen falan filan 3 saat. Bir saatliğine niye eve gidiyorum? Hani saçma oluyor. Ve acayip uykusuz oluyorum. Akşam 9'da bitiyor çünkü. İşte eve gene 9 otobüsüne yetişirsem iyi. 10 çeyrek gibi evde oluyorum. Trafik olmuyor. Yetişemezsem 9.30'da kalkıyor. 10.30-11'e doğru evde oluyorum falan. Ölüyorum. Ve genelde ben kursa gittiğimde ölmeye başlamış oluyorum falan. Hatta bazı bir gün çok kötüydüm. O odaya, son senin beni odaya oturttu ya sen sonradan geldin. Uyuyordum. Artık tansiyonum mu düşmüştü neydi bir şeydi. Hakikaten ayakta duracak halim yok. Kafamı kaldıramıyorum. Hiçbir şey yememiştim. Niye yememiştim o gün acaba? O gün prova yaptık evet. Çünkü biz. 4-5 saat provadı. Aynen ilk provaydı. Evet. Bizim ilk provamızda 4-5 saat değil 7 saat yaptık. 7 saat. Hatırlıyorum o gün derse girmemiştim sabahki. 7 saat prova yapmışız bir de ilk prova. İlk provada niye 7 saat yapıyorum? Neyse 7 saat dedim hani ne bileyim arada da hani 1 saatte 2'şer tane aradan hani 1 saat 6 saat olsun hani. Ve provada da bir tane mizansenimiz var. 80 kiloluk falan bir çocuk düşünün. Onu taşıyorum ama ya taşıyorum dedim çocuk bütün ağırlığını böyle bana veriyor. Erkek rolü. Erkek. Ben erkek oynuyorum bu arada. Ve sürekli aynı sahneyi alıyoruz. Baştan oturta yani bir 4 saat falan benim yani 80 olmasa da bir 40 kilo falan taşıdığımı düşünün tamam mı? Ölüyorum. Yemek yiyecek vaktim olmamış. Artık böyle bayılmak üzereyim. Hoca gördü falan. Erken gittim böyle kursa oturuyorum öyle sandalyede. Hoca gördü senem neyin var falan. Gel sana işte gel odada otur. Burada oturma falan anladı böyle betim benzin atmış. Sonra İlayda yoğurt getirdi beni kurtardı. Ağzına bak. Aynen yani yoğurtla bisküvi falan verdi bana öyle kendime geldim falan çok kötü oluyor. Bu dönemde
Tosta terfi ettik. Tosta terfi ettik. Bu dönem perşembe günlerim sabah 9 akşam 9 olmak üzere. Ve 4.30'a kadar falan full aralıksız dersim var. İçinde prova da var. Bu sene de ya bu dönem de perşembeleri ölüyorum yani. Çok güzel. La la la. La la la. Nisan'da da topik var. Tabii kitapların da orada hiç açılmamış. Aynı ben. Abi ama onun ben nesini almayayım ya? Diye ben de anlamadım. Açtım. 6 sorudan 3 sorusunu falan yapabildim. Abi, şey ki ben ya. Hani iyiyim Korece'de. Ne yani ben kötü müyüm? Evet. Benim şey yazamıyorum da ben herhalde. Yani yazıyorum da. İlkokul çocuğundan hallice. Hangi E? İlayda hangi E? Donge'nin E'si mi, Senem'in E'si mi diye. Şimdi biz böyle kitap aldık Topi'ye çalışalım diye. Şimdi bir tanesi ne denir ona? Bir tanesi soru çözme şeysi, bir tanesi ders kitabı. Ben hala hangisinin hangisi olduğunu anlayamadım. O derece hiç açmadım kitapları, duruyor yani. Bakayım. O soru. Bu soru. Ortadan açmak lazımmış demek. Hani okuyup anlamayacaksın. Direkt aç şekilden anlayacağım. Bu ne abi? Abi bu nedir ya? Bunu kim anlayacak? Allah rızası için. Bu nedir ya? Bunu kim anlayacak? Bunda gramerler var. Bunu açtım ben başta. Onu hiç açmadım. O ben şey, hala. Bunu da bak. Hangisi? Nerede? Senem, Nurago gördüm. Nurago. Nurago'nun ben ta. Buraları gördüm. Bak. Ana kalpli ha gördüm. Bak bunlara burada sorular falan var. Cevaplarına bakayım dedim. Arkaya çevirdim. Onu bile anlamadım. Şu iyi oldu. Ay evet. Burada da vardı. Yok topik. Yoksa. Bakın topik sınavında soru şeysi böyle. Şimdi güya bakın Türkiye'de öğrenebileceğimiz Korece'nin Allah'ını öğrendi. Yani işte bir kurs sonra yani ne bileyim ortalama 10 hafta sonra falan 10-11 hafta sonra Türkiye'de öğrenebileceğimiz en üst seviyeye gelmiş oluruz, tamam mı? Ama ben hala yazma konusunda bir özürlüyüm. Neden? Çünkü hani oturup çalışmıyorum o yüzden. Ya bir de bir şey vardır ya hani yabancı dil öğrenirken. Ne kadar dinlersen o kadar iyi konuşursun, ne kadar okursan o kadar iyi yazarsın. Çok mantıklı. Okumadığım için. Okuyacak sürekli şey dizi dinle, müzik dinle. Ama şeyden sonra ben telefonumu değiştirdim ya bir ara, bayağı oluyor gerçi de. Şey olmaya başladı. Müzik indirince sözleri çıkıyor ya. Hı hı. Giderken ona baka 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 biraz geliştim. Artık E'leri sormuyor. Yine soruyorum ama o kadar değil. Ne bileyim mesela iki tane paçım olanları falan karıştırıyorum. Mesela mani. Man i diye yazıyorum. Oysa ki M-A-N-H-I. İ. 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 Yazmam lazım. Yani ben ne duyuyorsam onu yazıyorum yani. Öyle bir sorun. Ama önemli olan konuşmak değil mi ilk aşamada? Ama sınava girince yazmanı öyle istiyorlar. Öyle olmuyor. Kompozisyon yazmanı istiyorlar işte. 500 hecelik. 500 hecelik. İnşallah. Türkçe de yazamazken. Ben Türkçe de yardırırım da. Ben yardıramam. Sen de İngilizce de yardırırsın. Bu kız İngilizce okuyor bu arada. Evet. Tamam mı? Acaba hangimizin İngilizcesi daha iyi? Çok merak ettim şu anda. Korece'de sen beni dövüyorsun da belki ben İngilizce'de seni dövüyorum. Konuşmada dövebilirsin ama gramerim iyidir. Benim Türkçe'de de, benim her dilde evet, konuştuğum, yani bildiğim 4 dil biliyorum abi. 4'ünde de konuşmam iyi. Yani onun dışında hiç ya Türkçe'de de mi? Geçen gün şeyi anlattınız ya bana. Neyi neydi? Anlattınız? Sıfatla fiil arasında, yok sıfat. Sıfatla isim arasındaki farkı anlattık. Yani şimdi isim deyince benim aklıma Senem, İlayda, İstanbul falan. Onlar gelirken. Yani cümlenin içinde mesela isim yapıyor ya falan diyorlar. Ben böyle kim isim oluyor, nasıl oluyor falan diye böyle. Hani Türkçesini anlamadan Korecesini anlamamı bekliyorlar, tamam mı? Yani böyle kalıyorum. En sonunda bayağı onu bak. Dersi bıraktık Korece'yi. Dersi bıraktık. Türkçe anlatıyorduk. Ve Türkçe bilmeyen hoca. Değil mi? Şimdi şey vardı. Yo Türkçe bilmeyen hoca. Kim vardı? Son bir son senin vardı. Ha son bir. Öyle mi? Son bir sene senin vardı. O da anlattı hatta senem artık. Evet, doğru yani. Koreli hoca bana Türkçe...
O derece çok kötü. Zaten Farsça'da hiç yazma okumam hiç yok. Gerçi Farsça'yı konuşmayı da unuttum artık. Korece ile karıştırıyorum sürekli. Farsça cevap vermek istiyorum, Korece geliyor aklıma falan. Saçma sapan bir şey oldu yani. Türkçe'de zaten bir tek konuşmama güveniyorum. İngilizce'de konuşmama güveniyorum. Gerçi abim köylü gibi konuştuğumu iddia ediyor İngilizce. İngilizce'de tabii yani bir... Çünkü abim... Asil bir İngiliz gibi. Yani abim İngiltere tarafından öğrendiği için. Ben de Hollywood. Sağ olsun. Hani böyle Amerikan dizileri falan. Köylü. Ben büyüyünce gangster olacağım. Redneck falan. Öyle dolanıyor köylü köylü ortalıkta. Köylü gibi konuşan lan falan diyor bana ama. Yok yani ben başka birinin daha bana öyle dediğini duymadım. Gerçi bir başka bir İngilizle karşılaşmadım. Hep hani böyle daha Amerikan tarafından İngilizce öğrenmiş insanlarla sohbet icrasında bulundum. Bülent Ersoy'a dönüyorlar. Aynen. Bu. İşte biz böyle videoları böyle çekiyoruz. Evet. Konu yok, bir şey yok. Böyle mal mal. Tabii. Yani video dedim nedir ki? Daha da. Öyle yani. Ya şu an bir şey eksik gibi geliyor bana. Onun tam ne olduğunu çözemiyorum. Video yani bir konu, içerik, bir şey unutuyormuşuz gibi. Peçeteyi al bak. Şu mu? Peçetede reaction'lar var. Ne konuşmadık? Kime halleniyoruz? Kime evet. Kime halleniyoruz buna koyak mı? Koyalım. Bugünlerde kime halleniyoruz diye bir video konsept. Evet. Kime oluyoruz falan. Daha açıklayıcı bir başlık bulamadık. Bugünlerde kime dibimiz düşüyor deyip daha usturuplu bir hale getirelim. Tabii. Ben yine dur bakayım sen onu yapabilecek misin? Ben isim özürlüyüm ya. Hı. Sen onu tamamlayabilecek misin? Gizem ansiklopedi gibi olduğu için o konuda. Hemen şey yapıyordu. Ay şimdi böyle olunca da hep Gizem'le mukayese edeceğim. Aynı. Gizem'e de daha söylemedim ha. Gizem sürpriz! Siz Gizem'le tanışmıştınız. Tanıştık tanıştık. Ne zaman? Yine sana gelirken. Yo, Gizem'le önceden de tanışmıştık. Sanki. Ondan sonra bir de şeyde... Karusel'de tanışmıştık ya. Karusel'de ne işimiz var bizim? Ya ben şey bakıyordum. Abiye bakıyordum kendimi hatırlıyor musun? Yo. Yo o gün ben vardım bir tek. Yok Gizem de vardı o gün. Oğlum annen sen ben vardık. Ondan sonra bir daha geldim ben ayakkabı bakmaya Bakırköy'e. Ben yoktum. Vardın ya birlikte bindik otobüse ben böyle mal gibi geldim. Neyse tanıştık. Bu günlerde kime dibimiz düşüyor? Kime? İlk önce senden alalım. Benim yeni bir... Nasıl diyeyim? Gerçekten böyle oha lan böyle insan mı olur? Nananananayım. diye düşündüğüm bir arkadaş var ki... Kendisine bakmalara dayamıyorum. Ama bakmaktan ziyade onun kafasını yaşamak istiyorum daha çok. Kendisi olur ki Hanbin. Olur ki bir ay. O nasıl bir insan? Ve neden, 96'lı. Aynen ve neden 96'lı ama benden büyük davranıyor? Neden o kadar olgun o çocuk? Aynı zamanda Hanbin'in böyle röportajlarda veya doğal halinde böyle suratındaki mal ifade sahnedeyken nasıl bir canavara dönüşüyor bu değişimi özellikle Shino Shijak performansında görebilirsiniz. Bir tane fencam var. Bir tek Hanbin'i çekiyor. Hanbin böyle şarkı başlamadan haberim alma. Daha sonra bir gaza geliyor kendi kendine. Böyle bir içeriden bir yo man falan diyor muhtemelen. Ondan sonra çıkıp böyle shot down! Dediği yerde bir canavar çıkıyor içinden işte orada. Senemi kaybediyoruz. Ay ben şeyler oluyorum falan filan. Böyle röportajlarda falan. Böyle mal mal bakıyor ondan sonra canavar oluyor falan ama ona çıldırıyorum işte. Ondan sonra Saniye dibim düşüyor. Saniye uzun zamandır dibim düşüyor ama son dönemlerde daha bir düşüyor. Daha bir düşüyor çünkü son dönemlerde daha çok ortalıkta, daha çok malzeme çıkıyor izlemek, duymak için falan filan. O yüzden
Son Midmani'den sonra Ayrın'a düşüyor. Ama Ayrın'dan bir soğudum çünkü onu performans olarak seviyormuşum ben biraz. Abi bir dakika, en çok dibimin düştüğü adam kesinlikle ve kesinlikle Zayn T. Gözlükleriyle. Ama o saçı sarıya boyamayın abi. Yani ikinci çanson vakası yaşadım yemin ederim. Yani Insta'dan kendisini her gün sapık gibi takip ediyorum. Çok önceden biliyordum saçın sarıya boyadığını. Şapkayla falan kamufle etmeye çalışıyordu ama şuralardan ben görüyordum. İğrenç yani. Ama gel gör ki o bir Zayn T. Aynı zamanda Zayn T de onun için insan 1989 doğumlu olduğu için ruh eşim olduğunu düşünüyorum. Senem için yaratılmış. Yani şaka değil. Gerçekten ruh eşim olduğunu düşünüyorum. Hani şeyler vardır ya, hangi diziydi lan o? Boys Over Flowers. Hani bir yerde ruh eşin, bir yerde gerçek aşkın ikilim vardı ya orada da. Hani biri soulmate, biri ama işte Gujun Pyo'ya aşık falan filan. Benim de soulmate'im Zayn T ama Chansung'a aşığım. Hani 26 yaşında bir ergen olduğumu bu cümleyi de bir kez daha kanıtlamış oldum. Ama Zayn T gerçekten hani böyle sokakta görsem, sen benim ruh eşimsin, ne oldu 2 dakika sohbet ederim, sen de anlayacaksın diye böyle yalvarmak falan istiyorum adama yani. Of. Acayip. Senin kime düşüyor? Bir de şey. Herkese düşüyor. Herkese düşüyor buna lan. Bir de şey. Redmond. Mal ya. Tam bir mal değil mi abi adam? Çok seviyorum gerizekalıyı. Ama ağla çek. Twerk. Tamam. Ay Redmond deyince bana sıcak yaptı. Ay. Sen kime düşüyor? Benim oyuncular. Ben oyunculara daha girmedim, sonra da gireceğim. Herkese düşünebiliyorum. Benim son zamanlar biliyorsun ki Yücem sokağa çok fazla dibim düşüyor. Önceden pek beğenmezdim. Nerede lan telefonun? Bak derste falan böyle saate maate bakıyor. Sonra ekranı kapatmıyor. Tabii şöyle. Ben böyle şey diyorum, kapat oğlum şunu bak. Çünkü derse konsantre olamıyorum. O kadar güzel ki adam. Başlarda hiç sevmezdim. Çok çirkin gelirdi kendisi bana. Ama mal. Ya ama garip bir surat ifadesi var yani, bakışları çok yani... güzel çünkü hani çok orantılı adam, estetik o aynı mesele de bayağı güzel ya. İlayda bunu fark etmiyor. Evet. Gerçi evet. Ya abi o kadar mükemmel bir burun olamaz yani. Kalkık falan küçücük. Kalkık. Pardon. güzel adam. Ona çok aşırı düşüyor dedim yani. Bayağı hala düşüyor. İzlemezken falan dizilerini. Pinokyo'yu bitirdim. İşte şimdi I Hear Your Voice falan. Tersten başlıyor. Evet. Bayağı dibim düşüyor ona. Başka. İşte Songjun'a düşüyor. Sokamcun'a da çok düşüyor dibim. Kangjun ne ya? Kangjun da böyle, o da güzel adam. Evet, o da çok güzel. Yani böyle yakışıklı diyemiyorsun adam. Adam çok güzel. Bakasın falan geliyor. Masum yani. Çok. Abi benim şeye düşüyor dibim. Takuya'ya neyse. Takuya. Takuya'ya dip düşmez mi ya? Takuya'ya. Hello o klip mi? Kimi? Hiyori. Abi o nasıl bir dip düşmesidir ya? Acayip abi, Takuya hakikaten böyle özene çizmişler adamı yani, öyle böyle. Hele şuradaki beni yok. Ah. Benim olayım. Takuya. Nijun'un şuradaki beni ve Takuya'nın şuradaki beni. Ve Chansung'un şuralarındaki bir sürü minik minik benler. Tamam. K-pop'tan da idol olarak VIX'e çok taktım ben bu aralar. Ben adamları çok dinliyorum ama, yani çok dinlemiyorum. Dinliyorum ama hiç mesela görsem tanımam. İşte ben de Hyuk'la Hongbin'i karıştırıyorum hala tip olarak. Ben BTS'de... Hepsine J-Hope'la J-Hope mu? Hayır. J-Hope tamam. J-Hope'la Rapmon tamam. Bak. Jimin'le Jin çok karıştı. Suga'nın kim olduğu konusunda hiç bir fikrim yok. Jimin, Jungkook, Suga, Jin.
V de var. V. Bir dakika. Redmond cepte. J-Hope cepte. Jimin, Jungkook, V. Bir de Suga var değil mi? Bitti bir zaten. Bir de Jin var. Jin ha Jin. Tamam Jin. Jungkook, Jimin. Üçünü aynı insan sanıyorum sürekli. Bak demek ki V'yi de kim olduğunu bilmiyormuşum. V demek ki saçlıydı. Demek ki V'yi de Suga'yı birbirine karıştırıyorum demek ki. Hepsi birbirine yani şimdi bir tanesini çok beğeniyorum. Hangisini beğeniyordu? Jin'i beğeniyordu kendisi. O uzun boylu şey dudakları var. Ha böyle ağzı şey, sana fotoğraf atmıştım bu kim diye. Jin. Tamam Jin'i beğeniyormuşum. Bak haberim yok. Ama hepsini yani o üçünü birbirine benzetiyorum. Yani gerçekten hala ayırt edemiyorum. Şey oluyorum hani kesin bu kesin bu kesin bu oluyorum mesela. Arkadan öbürü çıkıyor bu da. Falan oluyorum. Bu da o. Falan oluyorum da yani. Çok fenayım o konuda. Öğrenemiyorum abi adamları. O kadar program American Hustle Life'ı izledim. Hala öğrenemedim. Yani tabii kolay iş değil yani. O bir kadar... BTS öğrenmek kolay. Nuku demune. Neyse. Witt'ten de istedim. Kalın sesli olan hangisiydi? Yok muydu? Hongbin miydi? Bak hala bilmiyorum. Bana mı soruyorsun? O kalın sesli olana dibim düşüyor benim. Hem ses yüzünden hem hani güzel çocuk yani. Bayağı düşüyor. Şeydi klibini izledin mi o? Error'de şeydi. Hatırlamadım. Neyse o başrolü oynayan başrol. Hiç hatırlamadım. Neyse işte öyle düşüyor dip. Tutamıyoruz. Yani. Yok ki. Yapacak bir şey yok. Kalkıyor düşüyor. Kalkıyor bak şöyle. Böyle sürekli düşüyor. Bu zemin, bu dip. Senin oyunculardan. Oyunculardan. Şimdi ben çok yoğunum diye dizi falan izlemedim bir ara. En son Pinokyo'yu izledim işte. O da yeni izledim yani en son. Ondan önce hep eski izlediğim dizileri izliyordum. Mesela Dreama'yı baştan izledim. Abi. Kim Suyon? Kim Suyon? Bak. Yine ağlayacağım. Bana bir şey oldu. Abi. You came from the stars and back BTS. Hı. BTS deyince de banktan. Behind the scenes'leri abi. Vereceğim. Bir dakika bir öleyim de geleyim. Çok fena. Ağlarken falan. Abi muhteşem oyuncu ya. Bak ne çocuğun adı? Lee Jong-suk. Lee Jong-suk'un sinirli oynayışı. Yeah. Kim Soo-yeon'un ağlaması. Abi mükemmel yani ikisi de. Şeye neyse on eski dizileri izliyordum. Pinokyo'dan önce de şey izledim. En son. Ki benim en sevdiğim dizilerden biridir. Gangster. Jubon'a tekrar bir hallenme durumu tekrar ve tekrar tekrar sürekli bu böyle dönem bana geldi. Dönem geliyorlar bana. Anama gerçekten aşığım galiba. Tam eminim. Ondan sonra şey çocuğun adı ne ve nerede oynuyordu? Pinokyo'da oynuyordu yani. Polis olan mı Pinokyo yoksa şey hangi mi? Hangi diziydi? Şine'yle ortak olan çocuk mu? Zengin şeyi çocuğu o mu? Nana'yla dedikodusu çıkan. Şu an bana bağladım. Öyle hafif açık kahverengi saçları var şöyle. Ben Pinokyo'dan önce hangi dizi izlemiş olabilirim ve hani kiminle karışıyor? Pinokyo'nun konusu neydi? Pinokyo'nun konusu işte Dalpo şeydi. Ha yalan söyleyemiyor. Bir dakika. Ya oradaki çocuğa dibim düşüyor demin. Ha tamam ha o şeyde doktor oynuyordu. O çocuk değil. Ondan önce ne izledim ben? Yine yan karakterlerden birine hasta oldum. Hatta Instagram'ını buldum da sana gösterdim de falan. Ben ne izledim lan ondan önce? Bak bir şey izlemişim. Ne izledim lan?
It's okay, it's love mı? Yo. Çıldırırım. Vallahi çıldırırım. Böyle şeyler mi yapıyormuş benim bilgisayarım? Ama dur, benim drama listem olacaktı. Ona yazdım mı acaba? Master için dizi takvimi drama. Sophie it's love mı? High school'la... Ay! Ama o da o mu? Bir dakika. Hangisi? High school? Hayır şimdi... Şimdi şeye hastayım. Kanıyorum. Infinite'deki çocuğun adı neydi? Uyan. Ona bir deliririm. O ayrı mesele. Ama benim öbür çocuk kimdi? Yine Infinite'deki mi? Hayır. Oyuncu bu çocuk ama çok meşhurum değil. Çok meşhurum değil. Böyle yüzüme ışık vurunca modelmiş gibi olmuyor. Kim Robin? Kim Robin? Robin ben atlattım ya. Robin'i atlattım. Ben henüz yok. Yani. Abi Suzy ile şeyin klibini izledin mi? Chicken klibini. Chicken klibi. Video, şey, reklamı. Reklamı. Niye böyle bir şey oldu bu? Bu ne abi? Find Demo ne ya? Google'a yazdım ne çıktı ya? İnternet. Ha. Kötü çocuklardan biri miydi? Ya inan kim olduğunu, hangi dizide olduğunu hatırlamıyorum. İnan. Ya bu bana oluyor işte. Ben anlatamıyorum ya. Ben bütün dizilerin senaryolarını birbirine karıştırıp tek dizi falan sanabiliyorum yani. Ve ne izlediğimi çok çabuk unutuyorum. Resimlerden baksana. Yok. Yan karakter ya. Böyle ana fotoğraflarda çıkmaz. Kasta bakmam lazım. Ve kesin bu dizide değil. Ben arada başka bir şey daha izledim kesin. Kesin yani. Telefonumu versene. Instagram'dan son takip ettiklerine bakacağım. Bak bu da resimler çıkmadı. Çok sinirlendim şu an. Şu Instagram'a bir şey oldu. Ooo yakışıklı bir çocuk şeyim şey yapmış. Dur. Instagram. Instagram'a giriyoruz. Seneme verecek hep. Ve uzun süre sakladım da Instagram'ı. Artık saklamıyorum. Yeter lan dedim. Herkes soruyor. Sormasınlar. İlerideyi takip etmişim. Bu bir işaret mi? Uçak şeyi. Zeki. İlayda Kore'ye gidiyor ha. İlayda Kore'ye gidiyor. Kimdi acaba? Bak yine bak. Hesabı bulacağım. Çocuğu yine tanımayacağım falan. Kesin görürsün. Bu arada bir ara şeyleri buldum. Hepsini aynı anda buldum. YG'nin bütün dansçılarını. Bu musun? Bu musun? Yok bu değil. Bu kim? Bir de bu çocuk işte. Dur adını yazıyoruz. Neymiş? Baek Seung-gyeon. Seung-hong. Ne? Seung-hong. Bu çocuk nerede oynuyor? Aramış benden aramış. Baek Seung-gyeon Instagram diye çıktı arama. Instagram diye niye takip ya? Konuşamadım. Hayır, adamın kim olduğuna bakacağım. Heh. Instagram'ı var. Ezio'muki, bak o da tıklanmış. Bütün tıklanmış linklere. High School Lamont'da oynamış işte. Kim oynamış ama? İnan hatırlamıyorum yani. Çocuğu hatırlıyorum, ne oynadığını hatırlamıyorum. Teho'yu oynamış. Oynamamış. Ha şu. Teo kim ya? Ay kullan o. Dur bir dakika benim bilgisayarda olacaktı galiba. Ama nerede? K-pop değil.
Şu an bayağı videoyu falan bıraktık. Çocuğun kim olduğunu çöz. Ana yok. Ana. Online mi izlemişim? Hay. Sukol. La. On. Çok güzel lav yazarım. T. Taye. To. Taye. Tea. Hepsini düzeltti. Hangisi o ya? Ben de şu an hangisi olduğu konusunda hiç fikrim yok ama çocuğu çok beğeniyorum. Çocuğu çok beğeniyorum ama. Diyorum sana ana karakter falan değil. Ha kötü çocuk. Çetedeki ikinci kötü çocuk. Kötü çocuğun yanındaki kötü çocuk. Hatırla, şimdi görünce hatırladım oğlum. Kötü çocuğun yanındaki öbür kötü çocuk. Önce iyi olan kötü çocuk. Hani sonradan öbürü de iyi oluyor ya. Kıza aşık olan kötü çocuk. Anladın? Abacı,괜찮으셔? Ne? Oğlum çok tatlı çocuk. Isırın. İbo, hop. O işte. Bu kadar. Bu merakımızda sergimiz o ya. Başka. Tio. 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 Nasıl yazıyorum şu anda? Pek. Sınk. Ho. Paracası yazmıyor. Çünkü... Ya geri gelsene şu Google aç orada yazıyordu. Tabi peksin o yazar sana be. Gel şuraya. Yazmayacağım. Burada bir yerde yazıyor. Şurada yazıyor. Ya yazmıyor orada Korecesi. Burada yazıyor. Sınk. Hım. Ho. Ham. Bak. Aa çünkü ev olmuşsa böyle. Allah. İşte benim bilemediğim olar işte onlar hep. E tamam o zaman. Yine unutacak. Tabii ki. Tabii ki unutacağım. 79 tane Kore dizisi izlemişim bu arada. Ama kesin şu arada en son Pinokyo, bak Pinokyo yazmamışım, 80. Pin... O... İki tane ne var? Yok. Pin, no, pin... No, dur. No, hayır, yok. Bir dakika. Pin, o... No, bir tane daha. Çiyo. Evet. Ha. Pinokyo. Pinokyo. 80. Tam 80. Ne yapıyorsun? Çıplak çansonu izleyelim. Vallahi pantolonu falan indiriyor arada mı? Bunu izlettim. Bir daha izle ne olacak? Şerefsiz. Bir daha izle sen ne olacak? He? O gün zaten 3 kere izledik. Bir daha izle. Bir daha izle. Bir daha. Bir daha. Böyle bu kadar. Bu bir saçma videonun daha sonuna. Geldik mi? Bilmiyorum. Şunu gördün mü? Çok iyi değil mi? Size de göstereyim mi? Çok saçma. Laptop'tan kameraya resim göstereyim. Çok iyi değil mi? Kim mesaj atmış? Kesin reklam. Ay çocuk. Domino's. Domino's. Tabii ki. Kim mesaj atar ki bana? Sims oynuyor mu? Age of oynuyorum da aslında. Evet gördüm. Geçen yükledim. Bak Street Fighter yükleyecektim. Fake Link çıktı ya. Ya da ben beceremedim. Sims 4 çok iyi. Ama değil. İki sahibisi. Bu şey ya. Yasminlerle reaction yaptığımız zamanki editten kalma ben yorgunluk. Bir API artık şu işi halledin ya. Ama gerçi geçen gün böyle bir fotoğraflar bir şeyler. Ayağım. Değil mi? Alışkın değil. Teyon. Teyon şey yapmıştı. Şu an Jasper var. Tiplere bakar mısın? Jade var. What? Şuna. Bak çok iyi. Bak Chanson. John'dan da. O da bir Chingo'nun telefonu.
Bu da manyak askefem sapı. Teen top meets adult top. Çok iyi değil mi? Bu da yemek. Bu da biz. Bu da gerizekalı. Biliyorum. Bunu da biliyorum. Yalnız şunu ben paylaştım. I want to go to Turkey ve adamlar geldi. Bu da gerizekalı. Bu da bizim. Benim de tanıştığım. Tanışmadım da gördüm. Bu da kral. Lanmıyor. Bu da Justin Bieber. Bu da şey, Namaste'yi beğenmeyince bizi atarlanan insanlardan biri. Daha sonra kendisinin en yakın uzun sarışın fotoğrafını paylaşıp işte ne yazmıştı? Onda var mıydı? Screenshot'ı. Şey falan yazmıştı. Ünlüm ne güzel olmuş falan. Kendi de dalga geçiyor. Ben dalga geçmeyip eleştirince bana gerizekalı diyor. Öyle mantıksız insan. Yani işte. Çok dolu onlar. Görmeyle bayağı değişmişsin ya, senin saçın uzadı mı? Onun kalp kalp. Kendi dalga geçiyor, ben dalga geçince... Abi bu da benim lisedeki sevgilimin, sevgilime benim yazdığım şey. Not. Yıllık şeysi. Evet. Bir saçmalama şey, evet. Saçma. Direkt saçma videonun sonuna geldik. Anio!